Selam. Allah'ın izniyle yeni videoda yine kitaplar eşliğinde anlatıma devam ediyorum hayırlısıyla. Şimdi yalnız sistem değişti. Şöyle oldu. Yazma aşamasına başlanmıştı zaten. Oraya ağırlık verdim. Yaklaşık 15 senedir, belki 20 seneye yakın zaten devamlı not almakla bilgisayara, defterlere o şekilde geçmekteydi. Sonra son bir sene içinde yani tahmin edemeyeceğim şekilde bir yazma aşaması başladı. Ondan bir sene önce zaten video anlatımı başlamıştı. Benim için çok öğretici ve çok rahatlatıcı bir süreçti. Çok ihtiyacım vardı. Hala o süreç devam ediyor fakat niteliği değişti. İhtiyacın karşılanması, ihtiyaç ile yapılandan ziyade bu video daha farklı bir sürece geçtiğimi hissetmemden dolayı sorumluluğu bu videoyu yaparaktan sorumluluğu yerine getirme ihtiyacı ile yapılmakta şey değişti, içimdeki dinamik değişti. Daha çok ağırlıklı yazmaya odaklandım ve yazma fark ettiğim kadarıyla, kendi iç dünyamda fark ettiğim kadarıyla daha kavramlaştıran, sistemleştiren, daha derine gitmeyi sağlayan bir sistem. Bana öyle oldu. Daha derinleşiliyor yazarken, onu hissettim. Ama bir şekilde bunu da anlatmam gerekiyor. Bu dönemin bir şekilde bu kitap, şimdiye kadar yazılan kitapların tamamlanıp bir kenara koyulup üzerime düşen yükümlülüğü Allah'ın izniyle yerine getirip yazma sürecine devam ederekten gitmek istiyorum hayırlısıyla. Tekrardan o son şu anda yazılmakta olanların anlatımı nasipse olabilir Allah'ın izniyle. Yani iyi de olur bence. Şimdi bu yazma sürecinde ilk yazılan kitap Gezi Notları'ydı. Bu kitap birkaç sene önce yazılmıştı. Notlar şeklindeydi. Bir araya getirildi, basıldı. Daha sonra kendi içsel seri sulu notlar şeklinde yazdığım pek çok yere, farklı farklı şekillerde böyle defterlere, bilgisayara yazdığım kitap haline getirildi, basırıldı. Daha sonra bu tamamlandıktan sonra zaten bunlar ilk iki kitap notları vardı sağda sola, toparlandı. Fakat bundan sonrakiler nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde çok hızlı bir şekilde bir yazılma evresi oldu. Ontik bakış bir yaratılış. Ontik bakış 2 mitoloji. Ontik bakış 3 antik felsefe. Ontik bakış 4 metafizik. Boyutlar, antik Çin felsefesi, kalbin iki yüzü ve bu kitapların üzerindeki resimler de bir zamanlar yapmış olduğum resimlerin kitaplara kapak olma şeklinde olması da çok ilginç bir tevafuk oldu. Bu aşamadaki kitapların hepsi aslında en son şu kitabın yazılması için yazılmış. Yani kendi içsel deneyimimde bakıyorum ki onca video bu kitapların yazılması için yapılmış. O arkasından kitaplardan da onca kitap şu kitabın yazılması için yapılmış. Ondan sonra süreç biraz daha değişti kendi içimde. Bir romanın metafizik incelemesi, Tolstoy'un Diriliş romanı, bu fotoğraf. Arkasından Vincent van Gogh'un Bir Hayatın Metafizik İncelemesi kitabı geldi. Onun arkasından da Aklın Metafiziği, İlkel Akıl, Mefaçı Doğal, Ahlaki Akıl, Hayırlı İnsan, John Steinbeck'in bir romanından alıntıyla bu yazılmış oldu. Bunlar da çok ilginç bir şekilde farklı bir süreç olarak daha günlük hayattan, kitapların ilk bölümünde, bu üç kitabın ilk bölümünde günlük hayattan, yani romandaki günlük hayat. Çünkü bu roman, ikisi roman, bir tanesi Van Gogh'un kendi hayatı. Alıntılar ve açılımlarıyla kitabın ikinci bölümünde de metafizik daha derin, daha farklı bir anlatım şeklinde olmuş oldu.
Bu kitapların yazılması bunun içinmiş. Bunların hepsinin yazılması da şu anda üzerinde çalışmakta olduğum, mesela Konevi'nin okumaları burada bu kitaplar içinde var zaten yapılmıştı. Fakat şu anda Konevi'nin okumaları çok daha derinlikli yapılmakta. Mesela mitoloji okumaları olmuştu. Bu sefer şu anda Gılgamış daha derin bir şekilde içi şey hem yazılıyor hem inceleniyor, o şekilde devam etmekte. Sonuç itibariyle bu şimdiye kadar kitaplardan alıntı ile devam eden bu video burada yine kitaplardan alıntı ile oldu, fakat sistem değişti. Yazdırılan, yazılan kitaplar bu elimizdeki kitaplarla olarak şimdi her birinden çok kısa notlar, çok kısa püf noktaları kendimce beni etkilemiş olan bendeki böyle dokunan kendi içimdeki açılımlarla bana böyle idrakta büyük farklılıklar yapan açılımların anlatımı ile bu videodaki niyetlenen onların anlatımı ile bu sorumluluğun üzerime düşen bu sorumluluğun Allah'ın izniyle yerine getirilmesi, dünya mertebesinden bakınca durum bu. Başka mertebeden bakınca yapan yaptıran Allah, çok daha farklı bir mertebeden bakınca zaten ne anlatan var ne dinleyen var. Hepsi hak. Şu anda dünyadaki yaşatılan, yaşanan bu olunca bu sorumluluğun da yerine getirilmesi. Bunun zaten paylaşımları blogda var. YouTube'dan da kitapların paylaşımları oldu. Bu son yazılan 3 kitabın olmadı. Onu da eklerim Allah'ın izniyle YouTube'a. O şekilde devam ediyor süreç. Yüce Rabbime şükürler olsun. Çok da güzel rahmetiyle, bereketiyle muamele ediyor cümlemize inşallah. Kadrini, kıymetini de bilmek nasip olsun inşallah. Şimdi Ontik Bakış bir kitabında burada yaratılış incelemiştim. Yaratılışın ilk evresinde evrenin yaratılışından bahsediyoruz. Bilim adamları evrenin yaratılışını anlatıyorlar. İlk önce bir enerji zerresiydi diyorlar. Ondan sonra tek kuvvetken ikinci aşamada ikinci kuvvet oluşuyor. Ondan sonra üçüncü kuvvet oluşuyor. Ve ışık hızından daha hızlı bir şekilde o enerji genişlemeye başlıyor ve buna da diyorlar ki evrenin içindeki en yüksek hız ışık hızı, ama genişleme ışık hızından daha yüksekte. Dolayısıyla bu evrenin içindeki bir gelişme değil, genişleme değil, evrenin bulunduğu alan, ya o tabir kullanılıyor ve buna benzer her neyse o alan, evrenin içinde bulunduğu ortam her neyse ondaki gelişmeden dolayı evrenin ilk bir saniyesinde oluyor zaten bunlar. Çok ışık hızından daha yüksek bir hızla gelişme oluyor. Yani burada insanın aklına işte bu arş mertebeler geliyor. Bununla ilgili anlatımlar zaten şu anda yazmakta olduğum kitapta daha detaylı olarak içsel açılımlarla devam ediyor. Bu kitaplarda da var bunlar. Ondan sonra bir sis tabakası var ki astral deneyimlerde çok geçen ve buna bir ilk ışık hüzmesi. Bu hatta hadislerde inci tanesi, beyaz bir yumurta, sonra yumurta aktı, inci tanesi aktı şeklinde ifade edilir. O akmanın da ne olduğu birazdan bilimin farklı bir pencereden, bilimsel pencereden bakınca acaba böyle olabilir mi diye de akılda bir şey oluşuyor. Sonra ilkel madde oluşuyor. Kuark. Kuark tek ilkel madde kuark. Tek tanecik olarak kuark, daha üçlü olmadı. Ondan sonra mükemmel sıvı. Buna ben kosmik sıvı diyorum. Yani bana göre bu kosmik sıvı bütün İbn Arabi'nin bahsettiği alem su üzerindedir. Görmez misiniz ayetlerde yazar diye bahsedilen kozmik sıvı, mükemmel sıvı diyor bilim adamları. Bunu dedektörde tespit ediyorlar. Yani bu bilimsel olarak dedektörde tespit eden sudan daha akıcı. En akıcı su diye ifade ediliyor hep, o yüzden herhalde.
Ondan daha akıcı. Ondan sonra kuarklar üçlü olarak birleşiyor ve dördüncü kuvvet oluşuyor ve bütün alem bu dört kuvvet içinde bulunduğumuz evren, bütün alemde içinde bulunduğumuz evren dört kuvvet üzere kurulmuş bütün sistem. Bu durumda da insanın aklına şu geliyor, dört melek, dört kuvvet ve hatta yine hadis var, ahirette sekiz melek var, arşı taşıyan. Şimdi 4, ahirette 8. O zaman 8 kuvvet mi acaba? Toplam 12 kuvvet, 12 melek. Böyle mi acaba diye de insanın aklına geliyor. Bebek evren hala ilk bir saniye içinde ve madde antimadde savaşı başlıyor. Ondan sonra ilk birkaç dakika içinde proton ve nötron oluşuyor. Ta 380 bin yıl sonra atom oluşuyor ve bütün şu anda bizim algılarımızla algılayabildiğimiz kadar olan madde dediğimiz şey atomdan oluşup bütün gördüğümüz uzayın %5'i mi 4,5'ü mü 4'ü mü o oranda olan geri kalanın ne olduğu bilinmiyor. Bütün o atomdan gezegenler, yıldızlar, canlı çeşit çeşit canlılar, beden oluştuğuna göre işte insanın aklına tabii bir soru geliyor. Acaba bu üçlü kuark birleşiminden, hatta birleşmeden önce olan tekli kuarktan, hatta o mükemmel sıvı durumundan, hatta ondan önceki enerji durumundan, orada da farklı alemler, farklı varlıklar, farklı sistemler olabilir mi diye de insanın aklına geliyor. Bu atomdan oluşmuş alemde de o kadar farklı yıldızlar, o kadar farklı gezegenler var ki dünyadaki özelliklere uygun biz canlılarken oradaki özelliklere de uygun farklı uzaylı dediğimiz varlıkların olması ihtimali çok yüksek gibi gözüküyor. Bu sanki öyledir diye düşünüyor insan. Bir de şöyle de bir soru geliyor akla. Uzaylılar işte ya dünyaya geliyor, yardım ediyor diyor. Kimisi kimisi etmiyor diyor. Ve diyelim yardım ediyor veya etmiyor. Diyelim böyle bir sistem varsa uzayda yine insan aklına bir soru geliyor. Yani bu yardım eden edilme gibi bir durum varsa biz neden gidip de bir uzaylıya yardım etmedik şimdiye kadar insanlık tarihi boyunca veya şimdi veya neden hiç gidip bir yerleri işgal etmemişiz, almamışız gibi de bir soru. Yani bu evrendeki en gariben biz miyiz de bize yardım etmeye geliyorlar diye de yani biz de birilerine bir yardım etsek uzayda nasıl olurdu diye de insan aklına bir soru geliyor. Demek ki orada işleyen farklı daha farklı dinamikler mi var acaba? Farklı canlılar var da dinamikler daha mı farklı acaba diye de insanın aklına soru geliyor. Şimdi Antik Bakış 2 mitoloji kitabı. Burada Yunan mitolojisi, Türk mitolojisinden, Türklerden var. İskandinav mitolojisini daha derin kelime kelime cümle cümle incelemiştim burada. En sonunda Pasifiklerden bir mitolojiden alıntı yapmıştım. Burada Yunan mitolojisinde Hesiodos, Teogonya'da tanrıların doğuşunu anlatıyor. Bütün tanrılar. Bu tanrılar konusu şu anda Gılgamış destanında ki açılım daha derin oldu. Orada yazdım bunu. Yazıyorum daha tamamlanmadı. Şimdi bu tanrıların doğuşu incelendiğinde bakıldığında kitabımdan sonraki bölümlerde zaten mertebelere geliniyor. O mertebeler de nereden çıkıyor deyince Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde bakıldığında Yaradan'ın yarattığı varlıklara muamelesi, meleğe iletişimi, meleğe muamelesi, Adem'le iletişimi, Adem'e muamelesi, İblis'le iletişimi, İblis'e muamelesi. Bunlara bakıldığında ayetlere, mesela meleklere diyor ki ben Adem'i yaratacağım diyor. Onlara bilgi veriyor. Önceden bilgi veriyor. Melekler bir şey dediği zaman da onlara verdiği cevap şekli çok farklı.
iletişimin yakınlığın mertebesi farklı, iletişimin seviyesi farklı. Adem hata yaptığında hatasını kabul, hata yapıyor ve hatasını kabul ediyor. İblise ve Adem'i yarattıktan sonra bütün varlıklara secde edin diyor. Haberi olmayan varlık, haber vermediği varlıklar var demek ki. Meleklere haber veriyor. Haber vermeyip de birden karşısına çıkan varlık dur mu? Hiç haberi olmadan ve onunla iletişimi var. Yani Yaradan'ın yakın gördükleri, Yaradan'ın yakınlığında olanlarla irtibatına iletişimine konuş, ilişkideki ayetlerdeki tarza bakıldığında arada fark var. Oradan mertebeler açılımı geliyor. Daha sonra kitapta o var. Bu tanrılar konusunu özellikle bu Gılgamış Destanı'nda incelenmesi ve yazımı sırasında çok daha açık görüldü ki içinde bana görülen o. Tanrılar diye bahsedilen efsanelerde mitler, tanrılar diye bahsedenler mesela Gılgamış Destanı'nda her mertebeden tanrı var. Mesela bazı şeylerde, mitolojilerde tek bir mertebeden tanrı diye bahsettiğinin özelliklerine bakıyorsun sadece belli bir mertebeye ait. Mesela başka birine bakıyorsun tanrı diye bahsediyor ama onun özellikleri daha bir üst mertebeyi deki Tanrı'dan bahsetmiş oluyor. Bir başka Tanrı'dan bahsediyor. Özellikleri şudur vesaire. Ona bakıyorsun. O daha üst mertebedeki. O mertebeye ait özellikleri Tanrı'ya atfetmiş gözüküyor. Gılgamış Destanı'nda bana görünen o ki şu andaki çalışmalar kadarıyla her mertebeden Tanrılar var. Yani bu tanrılar tek mertebeden gelmiyor. Tanrı diye ifade edilenler. Biraz sonra mertebeler konusu gelince orada o şey olur, belli olur zaten. Oralardan gelen açılımları, oralardaki irtibatları tanrı olarak ifade ediyorlar. Ondan sonra Pasifik adalarındaki mitolojiden bir alıntı yapmışım. Şöyle. Dünyaya yayılmadan hatta tanrılar evreni kontrol etmeye gelmeden çok önceleri büyük bir kabuk içinde yüzen bitimsiz bir boşluktan başka bir şey yoktu. Her yer kapkaranlıktı. Mesela bu çok farklı bir mertebe. Yani bu mertebede anlatan ve Yunan mitolojisinde filan bu buralara çok fazla gelemiyorlar. Gılgamış'ta da buralara çok fazla gelebilmiş gözükmüyor. Bu Pasifik'tekiler bir şekilde orada yaşayan birilerine bayağı bir açılım olmuş. Bir şekilde mitlerine, şeylerine, anlatılarına geçmiş. Ve bu şeyleri kendi içindeki sistemlendirme, kavramlaştırmamda ulvi alem, esmalar alemi, ulvi alem, yokluk diye ifade edilen izafi alemdeki olmayan, izafi aleme ait hiçbir şeyin olmadığı farklı bir varlık alanı. Ondan sonra izafi alem, izafi alemde kendi içinde metafizik 2 ve metafizik 1 ve fizik alemi olarak temel itibariyle bu şekilde kavramlaştırması, içimdeki açılımı o şekilde. Antik felsefe kitabı Antik Bakış 3 Antik Felsefe. Burada ruh konusu eskiden beri insanlar tarih boyunca ruh nedir? Hatta ruh mu, nefs mi, nedir, zihin mi bunları incelemişler. Mesela Homeros fizikeyi iki anlamda kullanmış. Yani şeyde Yunan mitoloji, Yunan dilinde fizike. Kitapta bunun detayları var. İki anlamda kullanılmış. Yaşam ilkesi, yaşam soluğu diye. Bir de timos diye bir kavram var. Tim, bilinç, latincesi animus olan. Anaximenes, kozmik hava ile nefese benzer bir şey demiş. Herakleitos, fizike için hareket ilkesi ateşten demiş. Sürekli akış halinde demiş. Onun dışında Empedokles'ten var.
Anaksagoros'tan ne o var ve daha o dönemdeki antik dönemdeki şeyler ne demişler? Ruh nedir, nefs nedir, zihin nedir? De bunlar ayrımlarına zaten çok fazla varabilmiş değiller. Fakat bir tanımlamaları bir şey vardır ne diye kendi içlerindeki açılımlar ile bir açıklama yapıyorlar. Bir de burada dikkati çeken şeyler antik felsefedeki antik dönem felsefesindekiler bir birden bahsedenler var. Bu biri mesela bir grup yaşadığımız tabiata bir diyor. Onu bir olarak kabul ediyor. Bir grup bütün şeye bu uzaya bir diyor. Onu bir kabul ediyor. Bir başka bir grup uzayın ilk yaratıldığı o durumu ona bir diyor. Başka bir grup yaradan var, tanrı var, o bir diyor. Yani onları kendi içindeki filozofların da kendi içindeki açılımlarında geldikleri yere göre de bir diyor ama hepsi aynı biri söylemiyor. Ruh veya tin bir şeyler diyorlar ama hepsi aynı şeyi söylemiyor. Kendine göre tanımlıyorlar. Onun detaylı kendime göre çalışmalarımın şeyi o kitapta Ontik Bakış 4 Metafizik kitabında. Burada Blavatsky ve onun ardıllarıyla ilgili okuma olmuştu ve Blavatsky de epey bir ruh ne diye araştırmış, nefs ne diye araştırmış ve buna uygun kendi içindeki açılıma uygun da bir yaratılış ve kozmoloji oluşturmuşlar. Maji ve Mazisyen grubu var. Onlar da yine kendi içlerindeki açılıma göre bir yaratılış ve kozmoloji sistemi oluşturmuşlar. Ondan sonra beni en çok etkileyen İbn Arabi ve özellikle Konevi oldu. Konevi okulamaları, o yüzden Konevi bu yüzden ikinci kez bir daha üzerinden geçiyorum. Allah'ın geçmek nasip oluyor, tekrardan incelemek nasip oluyor Allah'ın izniyle. Konevi'den alıntı, Konevi Miftahul Gayb Tasavvuf Metafiziği kitabında, bu arada da Ekrem Demirli hocamızdan da Konevi'den de Allah razı olsun. Hakikat sabittir, hakikatlerde değişme olmaz. Metafizik ilkeler. Teselsül batıldır, birden bir çıkar. Biri ancak bir bilir. Bir şey kendinden farklı ve kendine zıt bir şey meydana getiremez. Bir şey tam olarak kendisi olan bir şey meydana getiremez. Bu ilke bütün metafizik ilkelerin adeta ilkeler tam şey gibi temel taşları gibi değil öyle yani. Bana göre öyle. Ve bu kitapta bir de hareket denen şey ne? Onun incelemesini yapıp anlatmak nasip olmuştu. Kendi dünyamda yazmak nasip olmuştu. Daha sonraki bir kitap daha var. O kitapta mesela bu hareketin ilk aşaması, bir de hareketin diğer aşaması var. Asıl hareket o. Ve şu anda ki Konevi çalışmalarındaki kitaptaki açılım daha detaylı, daha derin olmakta, daha keyifli yazılmakta. Adım adım gidiyor. Boyutlar, bu kitabın ana esin kaynağı burada Metin Arık, Mustafa Sancak, TÜBİTAK yayınlarından Sorgulanan Uzay ve Zaman kitabı ağırlıklı olmuştu burada. Burada alıntıda bilinç mertebelerini burada yazmışım. En alttan başlayarak şeytan bilinç seviyesi, bozguncu bilinç olarak tanımlıyorum. Kendi alemimde öyle bozuyor, olanı bozma bilincinde. İblis bilinci bunu asi bilinç diye tanımlıyorum. Bu itiraz ediyor. Olanı beğenmiyor, itiraz ediyor. Beşer bilinci bu doğal kendi halinde ne olduğunu bile kendini bile tam bilmeyen doğal yani tabiattaki doğal hali. Adem bilinci bunun beşerin bir üst mertebesi. Akıl artık aklı var. Ve yaradan rahmetiyle herkese bu imkanı veriyor. Hayat olaylarıyla, zorlayaraktan, öğreterekten zaten Adem olarak yarattı. Adem bilincine de getiriyor. Asıl iş zaten ondan sonra başlıyor.
Adem olduktan sonra artık kendini bildin. Kendini bildikten sonra asıl iş zaten oradan, ondan sonra başlıyor. Ondan sonra düşmeler, daha beşerken düşüyor vesaire de düşüyor, kalkıyor, yol yürüyor. Adem olduktan sonra şeytan bilinci, iblis bilinci, oralara düşmeler asıl şey orada başlıyor. Adem bilincinden sonra beşerden geldi. Adem yani bilincine geldi, aklı oldu. Ondan sonra nefsini biliyor. Yani metafiziğini bildi, metafiziğinin aslını biliyor. Bizim izafi alemdeki aslımız, nefsimiz. Onu biliyor ve nefsinin de bir sahibi var. Yani o nefs olduğunu tamam anladı da onun da bir sahibi var aşamasına geçtiğinde ruh bilinç seviyesine geçmiş oluyor. Ancak orada iş bitmiyor. Bunu ben mistik seviye olarak da ifade ediyorum. Sonra tevhid. Tevhide daha girmiş oluyor. Tevhid aşamaları ediyorlar. Ta beşerden başlatıyorlar. Bu tanımlamada ben bilmiyorum ama acizane bir sıkıntı var gibi. Tevhid aşamaları ancak şahitlikle başlıyor. Şahitlik, tevhide giriş, ondan sonra tevhid aşamaları başlıyor. Oraya kadar zaten tevhide yol alış. Yani acizane tanımlama o şekilde içimdeki. Evet, burada boyut bilinç mertebeleri ulvi alemde bir bilinci yaşatılan, bu yaşatılıyor. Onun altında izafi ikili bilinç nefs alemi, nefs artık izafi alemdeki aslımız nefs, ışık enerji varlık algısı vesaire, kuark varlık algısı, üçlü kuark varlık algısı, atomik varlık algısı diye bilimle acaba bu denkleşebilir mi diye yazmışım. Bu bugünkü bilimle onu denkleştirme şeyi olabilir de olmayabilir de, ancak bir mertebeleşme olduğu ayetlerdeki yaradanın yarattığı varlık mahluklara kullandığı kelimeleri net dayanaraktan olayları, yaşananları, bu böyle böyle olur, böyle bu şekilde muamele görüyor, böyle cevap veriyor, onun karşılığı bu diye belirttiklerine göre mertebeleşme şekli, içimdeki açılım öyle oldu. Günümüz bilimle de onu bir denkleştirme oldu. Bu sanki şeye benziyor. Mesela Konevi uzayı anlatıyor. O zamanki bilime göre işte güneş böyle, ay böyle, yıldız böyle. O zamanki bilime göre kendi içindeki açılımını o bilimle eşleştirmeye bakıyor. Şimdi baktığın zaman Konevi'nin uzayı evreni anlatışımı onun içindeki açılımla bilimsel, o zamanki bilimsel veri eşleştirmesine baktığın zaman içindeki açılım tamam. Ona bir diyeceğimiz yok ama o zamanki bilimle eşleştirmesine baktığın zaman şu anki bilimle baktığın zaman eşleşmiyor diye görüyorsun. Yani bilim farklı bir şey söylediğinde açılımla eşleştirme, bilimsel açılımla eşleştirme her zaman için değişebilir. Ama içindeki açılım Allah'ın lütfettiği ilimle ancak artıyor. O farklı bir ilim olmuş oluyor. Üç boyut ve dört boyut hocamız Metin Arık ve beraber kitabı yazdığı Mustafa Sancak kitabında diyor ki uzayımız anlıktır diyor. Kendi bilimsel verilerinden, çalışmalarından zaten kitabın tamamı bilimsel olarak ve uzayın yüksek boyutlu uzaylara ihtiyaç duyup duymadığı sorusunu fizik yaklaşık olarak 100 yıldır içsel eğrilikte ele alıyor ve uzayların yüksek uzaylara ihtiyaç duymadığını söylüyor. Yani yüzyıldır matematiksel olarak bu gerçek zaten biliniyor diyor, yüksek uzaylara ihtiyaç olmadığı. Büyük patlamayı isminden dolayı patlama gibi düşünmek bazı yanlış sonuçlara ulaşmamıza yol açabilir. Patladığı bir an değil, genişlemeye başladığı andır. Zaten bunu biraz önce değinilmişti. Ondan sonra elektron ilk yörüngesinde kaybolup yeni yörüngesinde ortaya çıkmaktadır. Yani bir var bir yok gibi bir durumu o bilimle eşleştirmeye kalkarsak.
Fizik ilmine göre dört temel kuvvet var. Biraz önce o değinilmişti. Ve buraya Hazreti Peygamber'in bugün dünyada dört tane melek var. Yarın kıyamette sekiz, bugün dünyada dört tanedir, yarın kıyamette sekiz şeklindeki ifadesi İbn Arabi de kullanıyor zaten onu. Yani onun kuvvetler olarak düşünülebilir. Bugünkü bilimin ışığında, dört kuvvete uyumlanıp dört kuvveti aşmak gerekiyor. Belki de ki sekiz kuvvete uyumlanmak durumu söz konusu olsun diye. Öyle bugünkü bilimle içsel açılımları denkleştirme çabası. İçsel açılım farklı. Bugünkü bilimle onu denkleştirmek, o ikisi farklı. Biraz önce anlattığım Konevi'de, Konevi'nin içinde bir açılım var. Allah'ın lütfettiği ilim var. Bir de dışarıdan edindiği okuduklarıyla onları denkleştirme çabası var. İkisi birbirinden çok farklı. Bu denkleştirme çabası bilimle içsel aşamın denkleştirmesi her zaman değişebilir. Şimdi Konevi'nin denkleştirmesine baktığımız zaman ya içindeki açılımla bu birbirine denk gelmiyor diyebiliriz bugünkü uzay açıklamalarına. Ama içindeki açılımını incelediğimiz zaman içindeki açılımı evet bu içindeki açılım yaşatılan bu yaşanan bu diyorsun. Yani o Allah'ın lütfettiği ilim olarak olmuş oluyor. O farklı bir ilim olmuş oluyor. Yaşatılarak olan içine gelen bir şey olmuş oluyor. Yani bir an dışarıda yaşanan hayat olayları, bunca okuma filan bunlardan bir şey öğrenilmiyor zaten. Bunların hepsi hayat olayları ve dışarıdan gelen o tecelli, zaten bunun her biri Allah'ın, Yaradan'ın tecellisi, tetikleme kendi içindeki açığa çıkıyor. Bir şey öğrenmiyoruz. Hayat olaylarıyla, okuduğumuz dediğimiz bunlarla içerideki tetikleniyor, içerideki açığa çıkıyor. Olan bu. Yoksa dışarıdan buraya bir bilgi gelmiyor işin aslı. Evet, Antik Çin Felsefesi kitabı. Bunun için 6-7 Antik Çin Felsefesi kitabı okuyup bu özet kendi beni etkileyen bölümleri yazılmıştı. Ve milattan önceden beri onların da bir sürü filozofları var, bilgeleri var. Her birinin isimleri, dönemleri beni etkileyenlerden alıntılarla yazılmıştı. Şimdi burada şöyle bir şey, antik dönemde Çin'de ve dünyanın birçok başka yerinde kalp organıyla düşünüldüğü kabul gördüğünden eski metinlerde kalp zihin anlamında kullanılmaktadır. Yani ayetlerde geçen, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde geçen akıl, derin akıl, akleden kalp mertebeleri Antik Çin felsefesindeki metinlerdeki 6-7 kitapta öyle bir şey, öyle bir ayrıma ben denk gelmedim. Ya yani varsa da bilmiyorum fakat okumalarda bana öyle bir filozofların ifadelerinde böyle bir bilince ulaştıklarını gösteren bir durum yok. Fakat kalp, akleden kalp diye bir şey var. O bilince, o farkındalığa gelmişler. Fakat kavramlaştırmaları nakıs. Lao Tzu, M.Ö. 600'de bir aşık memuruyken 81 yaşında ülkesini terk eder ve batıya gider. Gümrük memuru onu durdurur, bildiklerini yazmasını ister ve yazarak bırakır, yazıp bırakıyor. O kadar. Bazı kaynaklar Sincan Uygur bölgesinde öldüğünü söylüyor. Adı Er'miş. Gerçek kendi adı Er. Aile adı Li'ymiş. Takma adı Tan. Lao Tzu yani yaşlı üstatmış. Han hanedanlığı Türk kökenli tacula. Bu taculukta Han hanedanlığı taculuğa sıkı bağlı. Tek tanrı yani tek yaradan. Yani ifadeleri oraya varıyor. Ve bu Han Hanedanlığı Çin, bu kitaplarda Çin uygarlığının şeylerinden de tarihsel anlatıları da var orada. Ve Çin uygarlığının en insanlara değer verilen, insanlara iyi muamele yapılan
dönemi Han Hanedanlığı ve bunun ucunun gelip de Türklere dokunması, Türklerle irtibatı da okurken yani burada da var Türkler dedirten bir durum olmuştu. Varlık ve yokluk bu birlikteliğe sır denir. İşte İbn-i Arab'ın dediği gibi hem var hem yok şeyine bir bilinç olarak oraya varılmış fakat kavramlaştırılması o Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim ile kavramlaştırma onunla insanlık seviyesindeki bilinç Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed hadisleriyle açılımı orada olmuş oluyor. Yani o mertebenin açılımı. Şöyle bir şey var. Dört büyük mekan var. Tao, gök, yer, insan. Bu Tao benim tanımlamama göre bir. Gök benim tanımlamama göre metafizik 2 ve 1. Kendi kavramlaştırmamda metafizik 2 ve 1 olarak farklı mertebe. Yer şu fiziki dünyamız, fizik dediğimiz bu dünyamız. Ve insan hepsini ihata eden, onlarda da aynı öyle düşünüyorlarmış. Fakat benim kavramlaştırmam onların ifadeleriyle bu şekilde. Şöyle bir şey var, kitapta yazıyordu, beni çok etkilemişti. Merhametle savaşan yener, hele savunmadaysa o yenilmez olursun. Evet, yani savaşmak da merhametli oluyormuş. Evet. Şu anda nefse çung tuzu zihin demektedir. Evet, nefsi zihin olarak kabul ediyor. O ayrıma var, o ayrıma sahipler. Nefs ve ruh ayrımına sahipler. Fakat kavramlaşmaları, sistematikleşmesi nakıs. Yani Kur'an ayetleri hadisten bakıldığında nakıs. O zamana göre değil, şu andan bakınca. Bir kitapta bir dipnot vardı. Çi ile işiten yani algılayan nefs artık alelade bir epistemolojik suje, özne değildir. O artık evrensel kozmik nefstir. Şimdi burada bir Lucy filmi var. Öyle Lucy filmi var. O filmde Lucy böyle bir her yere yayılıyor, her yerde, her şeyde oluyor. İşte o kozmik nefesle bir olma, Rahman nefesiyle bir olma ama izafi alemde. Ulvi aleme geçmiş değil. Böyle her yerde, her şeyde ama hala bir yer var, şey var, bir şey var yani. İzafi alemde hala suretlerle ilgili hala algılanan bir şey var. Sınır ötesine geçilmiş değil. Sınır ötesine geçildiğinde ulvi aleme yaşatıldığında zaten orada anlatılabilecek bir durum, anlatılabilecek bir şey. Yani anlatılabilir bir şeyler ama o da zaten edebinden Yaradan'ın yüceliğinin karşısında anlatılacak bir şey olmuyor. Yok zaten kavramlaşamıyor. Yani bu Lucy filmindeki anlatılan sınırın ötesine geçmiş değil. Aslını bilmiş değil. İzafi alemdeki aslı olan nefsi kozmik nefesle, Rahman nefesiyle bir olmuş. O da izafi alemde, ulvi alemde değil. İzafi alemde şeylerle bir. Zaten kendi aleminde her şey zaten kendi aleminde. Yani burada şey diye tanımladığımız canlı, cansız ne varsa hepsi zaten kendi aleminde, alemimizde olduğundan kendi alemimizde bir olma, izafi alemde kendi alemimizde bir olmak demek o ama kendi aslına varmış değil daha. Orada şey yok, şey denebilecek bir durum yok. Veyahut da mekan denebilecek bir durum yok. Evet, kitaba devam. Burada Lo Tuzu, Tao'nun görünmeyen, işitilmeyen yani hiçbir şey, Wu ya da Adem, yokluk, Wu olduğunu beyan etmektedir. Yani o Tao'da bir yokluk kavramı var. O mistik mertebe diyorum buna. Mesela Buda'da, Buda'nın kitaplarında bu videolarda anlatılmıştı. O da o mertebeye varmış. Oraya ben mistik mertebe olarak kavramlaştırdım kendi iç dünyamda. İşte tevhidin başlangıcı. Ama
Daha tevhidin başlangıcı. Ondan sonra yaradan ilmiyle idrak ilmini lütfedişi. Hakta yolculuk devam ediyor daha. Ta orada. Oraya gelmiş, orada duruyor yani. O yolculuğun devamına dair bir anlatı yok. Antik Çin felsefesinde, eski Çince'de İngilizce soul, nefs, Grekçesi fizike ile ifade edilene tekabül eden, burada fizikeye nefs diyor ama fizikeye nefs değil de başka şey diyenler de var yani. O tam kavramlaşmış değil. Herkes kendine göre bir şey ifade ediyor. Tam sistematiği açığa çıkmış değil. Yani o zaman da çıkmamış. Şu anda da öyle, o zaman yani şu andan bakınca o zaman çıkmadığı ortaya çıkıyor. Grekçesi fizikeyle ifade edilene tekabül eden şeyin biri hun, ruh, diğeri ise po, gerçek nefs diye iki ayrı cevherden oluştuğuna inanılmaktaydı. Antik Çin'de biri hun, biri po, birine ruh diyorlar yani bizim şimdiki tabirimizle, diğerine nefs diyorlar, ikisinin farklı olduğunu. İlki yüce olan manevi nefs olup akli ve manevi fonksiyonları tanzim etmekteydi. Sonuncusu ise bedene ait maddi fonksiyonları tanzim eden sefil ya da fiziki ya da hayvani nefsti. Bir kimse öldüğü zaman hun semaya çıktığına ve po ise arza girdiğine inanılırdı. Bu mitolojik anlatımlarda da zaten çok var, yerin altına giriyor bilmem ne. Bilinç seviyesi oradaysa asi ve bozguncu bilinçsi yerin altına giriyor diye bilinç o şekilde bir anlatı ortaya çıkabiliyor. Semaya dediği ruh da semaya çıkması gibi, ruh zaten bizim aslımız zaten. Şu anda varsak oraya gelen tecelli nefsin algılayışı bu. Zaten biz kendimiz zaten halihazırda şu an diye bir kavram kullanırsak eğer, aslımız o, kendimiz o, oraya gelen yaradanın tecellisiyle izafi alemde açığa çıkan, Rahman nefesindeki izafi alemde açığa çıkan nefsin algıladığı beden, algıladığı suret bu. Nefs izafi alemdeki aslımız, onu da ihata eden ulvi alemdeki aslımız. Eski dönemlerin gerçek insanları uyudukları zaman rüya görmezlerdi. Uykuyla, çünkü rüya içinde rüya demek ki onu aşmış. Onlar uyanık oldukları zaman sıkıntı duymazlardı. Yani o uyanıklık dönemindeler zaten. Ama bu uyanıklık kat kat. Yemek yedikleri zaman da yediklerinden özel bir zevk almazlardı. Bu beden yaşaması için yiyor. Nefes alışları sakin ve derindi. Onlar topuklarıyla nefes alırlardı. Demek ki Truva Vadisi'nde ayakkabılar o yüzden çıkıyormuş. Bunun da bir hikmeti varmış. Namaz abdest alırken ayakların yıkanmasında hikmetleri varmış. Şimdi bütün bu kitaplar aslında bunun yazılması için yazılmış. Bu kitabı yazmak nasip olup tamamlandı, dedim ki ha, bütün bunlar bunun için yazılmış. Bütün o videolarda bu kitapları yazmak için yapılmış. Yani çok ilginç bir şey. Evet, burada Cüneyt de çok hoşuma giden kişilerden, Allah razı olsun. İhlas, kul ile Allah arasında bir sırdır. Onu hiçbir melek bilip de yazamaz, hiçbir şeytan bilip de bozamaz, hiçbir arzu bilip de yok edemez. Yaradan ile mahluku arasında öyle bir ilişki var ki tek ve özel. Her mahluk tek ve özel, yaradanla mahluk arasındaki ilişki tek ve özel. Bütün mesele o ilişki zaten. Evet, burada mertebeler daha şey olarak en üstte tevhid mertebesi, kul idrakı. Kul idrakı tevhid mertebesinde lütfediliyor. Bu bir idrak. Yani şahitlikten sonra yola devam edildiğinde idrak lütfediliyor. Onun altında
yürürken geçilen mistik mertebe birde bir ruh olma, işte şahitlik, tevhide giriş. Melekut neye şahit? Aslına şahit. Hakla bir olma. Onun altında geçilen melekut mertebesi, rıza mertebeleri, razı olma, razı olunma. Onun altında geçilen Adem mertebesi, hata ve tövbelerin olduğu mertebe. Yalnız bu hata ve tövbeler orada esas bir yol, kavşak orası. Ondan sonra düşe kalk, yol böyle şey gitmiyor. Düşe kalka bir sürü hatalarla, fakat hataların şeyi farklı. Derecesi farklı, derinliği farklı, hatadan alınan ders farklı, hatadan alınan dersten sonra indirilen ilim farklı, sistem farklı. Ondan önce beşer mertebesi hayvani, doğal, yani tabiatla, doğayla, kendini bilmez bir şekilde öyle bedensel bir varlık zannıyla yaşıyor. Beşerin altında, beşerden de daha vahim bir durumda iblis mertebesi, asi, bozguncu, Adem olmuş düşmüş. Eğer beşerden düşmüş, beşerin düşmüşüyle Adem'in düşmüşü arasında da dağlar kadar fark var. Beşerin iblisten de daha aşağı şeytanlık, bozgunculuk bilincine düşmüşse artık o daha beter, olanı bozuyor. Yaradan'ın yaptığını da birincisi Yaradan'ın yapına itiraz ediyor. Yok, bu böyle değil, böyle olmaması gerekir diyor. Öteki de onu demekten öte bir de bozup tekrardan yapmalara öyle zannediyor yani. Bozup yapacağına yaptığını filan zannediyor kendisi. Bunlar hepimiz içimizde yani böyle zannediyor değil de içimizde yaşanan şeyler oralardan geçilerek de bu geçmeden zaten bunu bilin. Yani bunu yaşamadan zaten yaşatılmadan o öyle bir bilinç varmış bilemiyorsun. Yani okumakla olmuyor. İçinde yaşıyorsun. Yaşatılıyor. Aa, böyle bir bilinç varmış, böyle bir durum varmış, bunlar varmış diye ancak öyle oluyor. Peygamberimiz ve burada daha sonra peygamberlerin bilinç, her peygamber bilinç seviyesi, peygamberler tarihi, insanlık bilinç seviyesi tarihi. Bana göre öyle, içsel açılımda öyle. Ve Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'le onların getirdikleri, onlarda açığa çıkan ilim ve bilinç mertebelerinde alıntı var. Yine Cüneyt'ten, kim aklıyla aklından aklı için korunmazsa aklıyla helak olur. Yine Cüneyt'ten, bil ki sen sende örtülüsün ve sen ona seninle ulaşamazsın, fakat ona onunla ulaşırsın. Bunun açılımı da sonra birazdan geliyor. Benim çok hoşuma giden söz ifadelerinden. Ondan sonra burada evet açıklam buraya araya başka şey katmamışım. Kim aklıyla kalp sahibi mertebesindeki aklıyla Adem oldu, akıllı oldu. Adem olunca akıllı oldun zannediyor insan. Ama o akıl evet akıllı ama onun üstünde derin akıl var. Rıza makamlarında lütfediliyor. Onun üzerinde akleden kalp var. Şahitlikten o yaşatıldıktan sonra yola devam ettikçe lütfediliyor. Devam ettikçe akleden kalbe inen ilim lütfettikçe açılıyor. O kalbe iniyor, akleden kalbe iniyor. Yüce Rabbim indiriyor, yani iniyor dediğim. Bir de şöyle bir durum var, iniyor da bu inen yer de yani bu da hak, yani farklı bir şey değil. Yani haktan hakka olmuş oluyor durum. Mertebe farklı. Kul aklıyla, kim aklıyla, yani kalp sahibi mertebesindeki aklıyla, aklından, yani beşer aklından, Adem aklından, derin akıldaki, mertebedeki aklından aklı için korunmazsa mertebelerin tümünü ifade eden nefsi, izafi alemdeki nefsi için korunmazsa nefsin aklı var. Aklıyla helak olur. Alt mertebede kalan nefsi kendine zulmetmiş olur.
Evet, bunun için akleden kalple korunmak, aşağıdaki mertebe, alt mertebedeki akıllardan korunma. Evet, bil ki sen de örtülüsün. Bir de bir olan ulvi alemdeki ruhun, izafi alemdeki nefsin olarak açığa çıkışın ve yine izafi alemdeki suretler mertebesindeki görüntüyü algılayışın hepsi hak ama ruha göre masiva. Hepsi örtü. Sen ona seninle ulaşamazsın. İzafi alemdeki görüntün önce nefsi idrak edecek ki bu Adem mertebesi sonra yoluna devam ederse nefsi razı olacak ki benim bir sahibim var idrakına varacak. Yani nefsinle ulaşamıyorsun. Kendin bu bedenden geçtin. Nefsinle de ulaşamıyorsun. Fakat ona onunla ulaşırsın. Rıza makamları sonunda nefs kendini sahibine teslim ederse Allah'ın lütfuyla nasibinde varsa Esma terkibine göre Mümin Suresi 15. ayette belirtildiği üzere kendi buyruğundan olan ruhu kullarından dilediğine ulaştırır ve ulvi aleme geçiş yani aslında kavuşma, birle bir olma, hakla bir olma yaşatılır, şahit edilir, şahit olunur, yaşatan Allah. Sen sensizdin, şu an hala böyle yani sensizdin, bu beden algılayan nefs. O da geçici. Bir de bir ruh. Sen. Bunların hiçbiri yoktu. Bütün masiva, izafi alemin tamamı ve şu anda hala öyle. Evet. Bu kitap da tamamlandıktan sonra daha farklı bir süreç oldu içimde. Bu sefer Tolstoy zaten beğendiğim bir yazardı ve onun Diriliş romanı onun çok, en son romanıydı yanlış hatırlamıyorsam. O romanı ve sonra Vincent van Gogh'un hayatını anlatan işte kendi mektupları ve onunla ilgili okuma ve John Steinbeck'in bir kitabı okundu. Bu üçü art arda geldi. Ve bunların içindeki açılımlarıyla bunlar daha farklı bir tarzda yazıldı bu kitaplar. Daha çok Hayatın İçinden Olaylar kitabın ilk bölümü, ikinci bölümünde de kitaptaki içsel açılımlar, metafizik açılımlar daha metafizik, ikinci bölüm metafizik ağırlıklı olaraktan yazılmış oldu. Bu kitapların süreci de böyle oldu. Ve bu da tamamlandıktan sonra işte daha farklı, bu kitaplar da yazıldıktan sonra daha farklı bir sürece geçildi. Konevi, Gılgamış incelemeleri ve çok daha bunlarla karşılaştığım zaman kendime bakıyorum çok daha derin açılımlar yazılmakta olmakta. O yüzden epeydir aklımda da bu video ile anlatıp bir şekilde toparlama ve şu anda toparlanıp bir sorumluluğun yerine getirilmesi Allah'ın izniyle dünya mertebesinden bakınca ve kendi aleminden bakınca da bu sistemin bir şekilde şeyi olması tamamdır, bu dosya tamamdır diye koyma yerine kaldırma şeklinde. Evet. Şimdi bu Tolstoy, bu fotoğrafta bir gittiğimiz bir yerde çekilen bir fotoğraftı. Bu kitaba kapak oldu. Ulvi alemde olan ruh, izafi alemde olan nefs, ruh nefsi ihata ediyor diye bahsedilmişti. Burada Tolstoy'un bir başka kitabından da burada alıntı yapmıştım. Çünkü Tolstoy'un şeyi çok ilginç. Kendi hayatını anlattığı mektupları var, başka kitapları var. Tolstoy belli bir aşamadan sonra o kadar böyle her şeyi yapıyorum, ediyorum, oldum, erdim bilmem ne falan zannederken bir bakıyor ki durum hiç de öyle değil. Ve ondan sonra şöyle diyor. Sonunda kendimi inceledim, gördüm ki ben yalnızca Tanrı'ya inanınca yaşıyorum. Onu unuttuğum zaman hayat da yok oluyor. Hayatın bu geri dönüş ve bu ölüp gitme durumları neydi?
Tanrı'yı arayarak yaşadığın takdirde hayat tanrısız olmaz. Böylece intihardan kurtuldum. Çünkü çok zor bir dönem geçiriyor. Bir metafizik deneyim yaşıyor. Onu da anlatıyor. Ondan sonra bu şekilde evet, akıl işini yapmıştı ama başka bir kuvvet. Şimdi, akıl işini bir zamana kadar yaptı fakat ondan sonra artık başka bir kuvvet iş görmüştü. Tamamen farklı bir şekilde bana yön verdi diye onu videolarda anlatılmıştı zaten. Şimdi burada İmam Gazali, yanlış hatırlamıyorsam İmam Gazali ile ilgili de bu kitapta şey var, videolarda anlatım var mı bilmiyorum fakat kitaplarda anlatı var. O da ünlü bir hoca, alim. Etrafında bir sürü insanlar var. O dersi veriyor. Sonra bir bakıyor ki, cehennemin kenarına, kıyısına gelmişim diyor. Epey bir şeyden sonra inzivaya çekiliyor. Ve 10 sene galiba bir şey oluyor. Sonra ancak 50'lerinde şeyine, kemalatına, anlatımı, sistemi değişiyor ondan sonra. Evet, burada bunu anlatmışım. Burada ne var? Bir, zatın ilminde ilmi suret. Bir, esma terkipleri nar içinde tanecikler misali gibi mi acaba diye de yazmışım buraya. Bu Van Gogh'un hayatının metafizik incelemesi kitabında, evet, mertebeler, beşer fizik olan Adem'e metafiziğe yükselişi, kendini bilme metafizik bir mertebesi, boyutu. Adem kendi nefsini bilmesi, nefsin sistemini bilmesi metafizik iki boyutu. Yaradanın kendine bildirmesi mistik mertebe boyutu. Yaradanın kendini bildirmesinin, idrakının ve tevhid yoluna ilerlenmesi, tevhidin aşamaları, tevhid mertebesi. Bunların çok detaylı anlatımları kitapların hepsinde içsel açılımlarıyla var. Nefs, yani kozmik beden, madde ve süptil görüntü bedenleri algılayan izafi alemde, yani geçici alemdeki aslımız. Metekozmik beden, kozmik bedenin aslı ulvi alemde, izafi alemin aslı olan alemde diye de böyle bir ifade var. Ondan sonra bir de şurada şu işaretlemişim. Arif'in dini olmaz. Bu Arif'in dini olmaz ifadesi kullanılıyor pek çeşitli yerlerde. Yani Arif'in dini olmaz diyenin mertebesinden bakıldığındaki durum ile Arif'in dini olmaz diyenin, bizim kendi aklımızca baktığımız durum aynı olmuyor sanırım. Çünkü Arif'in dini olmaz da Arif'in zaten neyi var ki? Yani Arif zaten yok olmuş. Yani bunu, yok olmuşun ifadesi, yok olmuş biri Arif'in dini olmaz demesiyle böyle beşer olanın bunu yorumlaması arasında dağlar kadar fark olsa gerek diye düşünüyorum, yani acizane. Aklın metafiziği John Steinbeck'in hangi kitabıydı bu? John Steinbeck'in Cennetin Doğusu kitabıydı. Cennetin Doğusu. Cennetin Doğusu kitabı. Evet, bu güzel bir kitaptı. İlkel akıl, menfaatçı. Yani ilkel akıl bence menfaatçı. Doğal. Yani bütün hayvanat alemi, bitki alemi, bütün mikro makro hepsi menfaatçı. Kendi kar zarar ilişkisi. Yani yaşamak için, var olmak için kar zarar. Ne menfaatine ne değil. Menfaatine olanı yap, menfaatine olmayandan kaç. İlkel akıl. Bunu menfaatçilik, bunu aştığın takdirde, aşmak nasip olursa inşallah, hayırlısı cümlemize, hayırlı, insani, daha bir böyle bir insanlığa doğru ahlaki akıl, ahlakın da ötesi, hatta ahlak da yolda gidilen bir kavram, ahlakın da ötesi, ahlakla yol alış.
Fert olmak. Bu kitapta fert olmakla ilgili örneklemeler var. Kitabın anlatımında, yazarın anlatımından örneklemeler, fert olmakla ilgili anlatımlar var. Bendeki açılımı öyle veya yazar o amaçla mı yazdı bilmiyorum. Fakat bende tetiklediği durum o olmuş oldu. Adem'in cennet algısını yaşıyor. Zaten her boyut nefse yaşatılan, onun yaşadığı cennet algısı Adem'in. Adem cennet algısını yaşıyor. Adem cennette, ona cennet algısı yaşatılan o. Müslüman demek, ha bir de Müslümanla mümin farkı. Evet, bu kitap yazım aşamasında öyle bir şeyde yazma ihtiyacı duymuştum. Yani Müslüman demek mümin demek değil. Bunu ayette açıkça belirtir. Müslümanla mümin ayrı. İman kalbe inen nur. Biz iman için duacıyız. Son nefes dahil Allah'ın izniyle mümin olmak için, iman etmek için, imanlı olmak için. İmanlıyız, imanlıyım, iman ediyorum. Son nefes dahil imanlı olmak için. Her an, hayatın her anında ve son nefes anı dahil imanlı olmak için duacıyız ve imanlıyım. Kendimi öyle kabul ediyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Yani iman kelimesi duyunca çok rahatsız olma şeyleri, bunu yazma şeyim birazcık da ondan belki de. Yani burada aslında şey, tamam, bunu yazma sebebi bu. Bir şey vardı, herkes artık onu biliyor sanırım. Japon bilim adamı suyu dua ediyor, suyun yapısı değişiyor, suya kötü ses söylüyor, suyun yapısı değişiyor vesaire. Bununla ilgili bir sürü çalışmalar yapıldı. Yani su, ya ne düşünüyorsun? Su bir, ya bir muamele, söylediğin şeyden su etkileniyor. Şimdi bizim zaten çoğu, ya bedenimiz büyük bir çoğunluğu su olunca, dolayısıyla bizim düşüncelerimizden de bu bedenin etkilenmesi, hislerimizden, imanlı imansızlığımızdan, imanlıyken bu bedenin etkilenmesiyle imansızken bu bedenin etkilenmesi de bilimsel olarak artık doğal bir sonuç olsa gerek neticesine varılıyor. Hatta bizim dilimizde kanı bozuk diye bir şey var. Böyle kanı bozuk, imansız insanlar için daha çok kullanılan bir kelime. Şimdi günümüzde böyle kan çeşitlerinden bahsediliyor. İşte uzaylı kanı, bilmem ne kanı karıştı ve vesaire. Yani bunu uzaylıların karışmasına gerek yok. Yani imanın yoksa kan zaten bozuk oluyor. İmanın varsa kanın nurlanmış, bedenin nurlanmış, güzelleşmiş oluyor. Yani iman yoksa zaten kanın bozuk olmuş oluyor yani. İşin aslı. O yüzden bunu uzaylıya bağlamaya, ta oralara gitmeye gerek yok. Bir de ayrıca Yaradan bize öyle mi diyor? Yaradan bize ne diyor şeytan için? Bu senin düşmanındır ve üzerinde hiçbir gücü kuvveti yoktur. Sadece vesvese verebilir. Ona izin vermiş Yaradan. Ona izin verdi, izin aldı ve öyle izin istedi ve izin verildi ve öyle. Hiçbir üzerimizde gücü kuvveti yokken, yok derken, bu dünyasal boyuttan konuşuyorum şu anda. Şimdi uzaylılardan işte şeytanın çocuklarıydı, onlarla birleşildi de başka bir nesil oldu. Allah ayette ne diyor? Üzerinizde hiçbir gücü yoktur diyor. Nasıl çocuk olsun? Hiçbir gücü yok yani, çocuk nasıl olabiliyor? Sadece vesvese bilir. Allah ayette çok açık belirtiyor. Sadece vesvese bile verebilir diyor. Verdiğim izin, Allah'ın verdiği izin bu diyor kendisi. Sadece vesvese izni var. Şimdi yani düşünsel etki izni var. O kadar. O düşünceyi yakalayıp vesvese deyip çöpe atmak bize düşen Allah'ın izniyle. Şimdi bu durumda uzaylılardan çocuk oldu. İşte farklı bir nesilden kan değişti. Bilmem ne. Yaradan öyle bir şeyden bahsetmiyor. Ayetlerinde hiç öyle bir şeyden bahsetmiyor. İman ve imansızlıktan bahsediyor. İmansızsan kanın bozuk. Herhalde öyle oluyor. Yani çünkü düşünce suyu etkilediğine, düşünce her şeyi, söylediğin söz karşı bardaktaki suyu etkiliyorsa, bizim içimizdeki dolaşan çoğumuz su olan o kan metabolizması, bütün vücudun yapısı düşüncelerimizle, duygularımızla herhalde etkileniyordur bilimsel olarak.
bu neticeye varılıyor. O zaman demek ki kanı bozuksa imanı da bozuk. Çünkü yaradan iman ve imansızlık esası üzerinden ayette belirtiyor. Şeytanın da şeytanın bir metafizik varlık olduğunu ve ben sana yaklaşma dedim diye de belirtiyor. Diyor ki Adem'e buraya yaklaşma diyor. Metafizik Adem'e buraya yaklaşma diyor. Bilgisi verilmiş bize metafizikte. Batınımızda o bilgi var. Yaklaşılmaması gerekenin ne olduğunu bilgisi var. Hatta hata edip dersimizi de alıp tövbe edip tamamlayıp da bu fiziğe geldiğin zaman da Hz. Musa'ya yaklaş diyor. Metafizikte yaklaşılmamasının gerekenin bilgisi veriliyor, öğretiliyor ne olduğu. Fiziğe geldiğinde de yaklaş diye bilgi veriyor. Ben sana tebliğciler gönderdiğim de onlara tabi ol. Öyle in dünya alemine değil de o bilgi verilerek de iniliyor. Ya yani Elest aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim dendi. Ondan sonra hepimiz kabul ettik. Ahit oldu. Ondan sonra ahit sandığı, her birimiz ahit sandığı olarak geldik metafizik alemdeki bir alt katmana. Adem olarak ahdi unuttuk. Tövbe ettik. Tövbemiz kabul oldu. Uzak yaklaşma denenin ne olduğu, senin düşmanın bu, buna yaklaşma denenin ne olduğu öğretildi. Ve indiğin zaman dünya alemine de orada sana yol göz tebliğciler gelecek, peygamberler gelecek, ona uy diye bilgisi verildi. Dünyaya inildi, yaklaş denenin bilgisi de geliyor, geldi, gelmekte, her an kalbe lütfetmekte, her bir mahlukla ilişki halinde peygamberlerle bu bilinç mertebeleri, bu ilim, bu kitaplar lütfedilmekte. Şimdi o zaman uzayda bir şey aramak yani vesveseye kapılmak olmuş oluyor gibi geliyor. Bana öyle gibi geliyor. En iyisini Allah bilir. Bendeki iç dünyamdaki açılımı, iç dünyamdaki şeyi bana görünen o. Zaten kendi alemimizde kendimiz olduğuna göre, kendi alemimizde tek olduğuma göre benim alemdeki görüntü öyle. Buraya not almışım. Sokrat soruyor. Sokrat bu mitoloji bölümünde, antik bakışta mitolojide ne zaman unuttuk diyor. Bir şey unutuyorsa ne zaman unuttuk bu yaratılışımızı vesaire. Oralara varmış demek bilinç. Bir de oralara varış yaşatılara parmak başka vizyon olarak vizyonun lütfedilmesi anlık o vizyonların lütfedilmesi varmak başka ilim olarak varmak başka. Yani bunlar mertebe mertebe ilmen aynen hakka. İşte Sokrat bir şekilde bunlardan birine ulaşmış ama yaşatılarak mı ne bilmiyorum. Anlatımlarında çok öyle gibi değil ama bilemem Allah bilir en iyisini. Şimdi o zaman soruyor ve benim iç dünyamdaki sistemde her an unutuyoruz. Her an hak tecellisiyle her anın hak tecellisi olduğunu unutuyoruz. Biri bir şey söylüyor, o söyledi. Ayşe Fatma söyledi zannediyoruz. Bir olay oluyor, başımıza bir şey geliyor, benim başıma geldi zannediyoruz. Yani her anın hak tecellisi olduğunu unutuyoruz. Görünen o ki unutma konusunda bütün insanlar eşit. Bütün insanlar unutma konusunda birbiriyle eşit. Hep unutma halindeyiz. Birbirimizden farkımız, dünya boyutundan konuşuyorum şimdi, birbirimizden farkımız hatırlamadaki farkımız. Ne kadar sıklıkla hatırlayan, ne kadar çok anda hak tecellisinin farkında olan yakınlık meselesi, yaradanla yakınlık burada oluyor gibi gözüküyor. Bu dünya şeyindeki, dünya mertebesindeki konuşmada. Şimdi buraya not almışım. Ya şimdi bu Gılgamış Destanı Kürşat Demirci Hoca, Allah razı olsun KDO ekibine, Ekrem Demirli Hoca'ya, Kürşat Demirci Hoca'ya,
Kurşat Konevi Ekrem Demirli hocadan defter kalem önümde tek tek not alarak çalışıyorum. Kürşat Demirci hocadan Kılkamış'ı tek tek kalemle not alarak durduruyorum, videoyu yazıyorum, durduruyorum, yazıyorum. Bir daha deniyorum, bir daha kendi notlarımı alıyorum oraya. Ondan sonra onları tekrardan temize çekiyorum ve ilk videoyu dinlediğimde kalbime veren Allah kalbime ne verdiyse o cümleler düzeltilerek yazılmış oluyor. Yani ilk video dinlediğimde bir an bir şey geliyor, o hemen not alınıyor. Bazen bir küçük kağıt parçası ne varsa, ondan sonra temize çekerken de onlar cümleler düzelt. Yani cümle haline gelmiş. O kavram cümle cümle haline geliyor ama o cümle haline gelmesi, kavramlaşma süresi, süreci yazmak benim iş dünyamda çok çok daha derin, çok daha derine inen kavramlaşmayı sağlayan ilmin netleşmesi, lütfedilen ilmin netleşmesi dünyamda yaşanan, yaşatılan o oluyor. Yani anlatmaktan daha farklı. Anlatmak da bir süreç fakat yazmak daha derine inilen bir süreç. Yani öyle hissediyorum. Şimdi burada yaratmak kelimesini Kürşat Demirci Hoca kadim metinlerde yoktan yaratmak yoktur diyor. Orada var olan bir şeyden şekil verilir, düzeltilir, yeni bir şey yaratılır. Kadim metinlerde o geçmez diye belirtiyor. Ve İbni Arabi'nin anlatımlarında da yaratma konusunda Ahmet Şahin Uçar hocamıza da, ondan da Allah razı olsun, çok faydalı bir hizmet vermekte. Orada en şeyi yaratma ifadesi şöyle. Yaradan'ın İbni Arabi Allah razı olsun Fütuhat-ı Mekke'de takdi yaratması, ol emri yaratması, icat ya yani üç kademe takdir yaratması bu ulvi alemde, yani benim içsel açılımım ulvi alemde Yaradan'ın iradesiyle ilminde ilmi suret olarak var olması. Sonra onu ol emri geliyor. Yaradan'ın ol emri geliyor ve izafi alem diye ifade ettiğimiz o suretler alemi, enerji dahil, ışık dahil, her çeşit subtil madde, ağır madde neyse suretler alemi açığa çıkmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'le gelen bilincin farklılığı. Kadim metinlerde yaratma ile Kur'an-ı Kerim ile gelen İbn Arabi'nin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki yorumlamasındaki bir yaratma kelimesinin bilinçteki kaç mertebede olduğu, bak, yaratma diyor ama o yaratma alıyor buradaki yaratma da çıkartıyor ulvi alemi, ulvi alemde de sahibine teslim ediyor yaratmayı. Bilinci oralara kadar götüren bir sistem, ayetler. Hz. Muhammed sallallahu ve selam ve evliyalarımızın hadisleri ve açıklamaları. Evet, ve Kürşat Demirci hocamız da şu da çok ilginç bir şey. Eski insanlar diye bahsettiği son 4-5 bin yılı modern insan, son 4-5 bin yılı modern insanın tarihi diye bahsediyor. O eski insan dediği son 4-5 binden öncesi, işte 10 binler, 12 binler ve daha öncesinde oluşulabilen son 12 bin yıllıktı galiba. Eski insanlar nörolojik sistemleri farklı diyor. Neden mi? Nasıl farklı? Bunu bilimsel olarak bu veriye ulaşılabiliyor bildiğini belirtiyor. Şöyle, beyin kafatası yapısından, ağzının yapısından, ellerinin yapısından, kullandığı aletleri nasıl kullanması vesaire incelendiğinde bu insanların nörolojik sistemleri farklı diyor. Ve diyor ki şöyle, hayata diyor epifiz beziyle bakıyorlar diyor. Bizim baktığımız gibi bakmıyorlar diyor. Yani geçmişte atalarımız da metafizik olarak algının çok yüksek olduğu bir dönem olup bunları taş çağı diye bizim şu anki bakışımızla nitelendirip de aslında hata ettiğimizi fark ettiğimiz bir
durum var. Ve şu anda da insanlık metafizik açılımda fizikten kendi metafiziğinin farkındalığına, kendi metafiziğinin içindeki batınındaki yolculuğuna, derinine daha çok bilinç olarak daha çok açılmaya başlıyor, gözüküyor dünya mertebesinden bakıldığında. Evet, burada anlatılmak istediğim, yani böylece Allah'ın izniyle çok şükür Allah'a lütfedilen ilmin sorumluluğu yerine getirmiş oldu. Benim dünyamda da bu bölüm tamamlanmış oldu. Konevi ve Gılgamış Destanı'na tam böyle şey olaraktan devam etmek nasip etsin Allah inşallah. Yapan yaptıran Allah bir mertebeden bakınca da zaten kendi aleminde kendi kendime konuşmuş olmuş gibi oluyor. İşte en iyisini Allah bilir, bir şey bildiğimi iddia etmiyorum diyerekten bu videoda tamamlanmış oluyor.